herkese merhabalar, mutlu cumalar olsun diyelim ve Sinop günlerin ikinci gününden selamlar, sevgiler. Vitrin Haber canlı yayında, ben Deniz Emin Özmen. Evet, şöyle bir şekilde standlarımıza gezelim efendim. Sindef, tabii ki her sene olduğu gibi yine mükemmelliği bizlere sunuyor. Sindef, biraz sonra Sayın Başkanımızla canlı yayında konuşacağız. Erfelek rayındayız efendim, şöyle Erfelek'te. Görüyorsunuz Erfelek'in güzelim ürünleri burada. Selamlar efendim. Vitrin Haber canlı yayındayız. Bakalım şöyle Erfelek köy evi. Böyle efendim. Erfelek Belediyesi'nin standı efendim. Erfelek deyince tabii ki akla şelalemiz de geliyor. Sinop'a geldiğiniz anda efendim şelaleye kesinlikle ve kesinlikle uğruyorsunuz. Akşam saati 19'da açılış olacak, protokol açılış olacak. Ardından cuma, cumartesi, pazar kalabalık bir yoğunluk efendim bu yeni kapıda olacak. Sindep Başkanımız da burada. Sayın Engin Kırmızıgül, Vitrin Haber canlı yayındayız. Canlı Sayın ya. Başkan, dileklerinizi alabilir miyiz? Evet Sayın abi, teşekkür ediyoruz buradan bu yayını da bizi Sinop'a ulaştırdığın için ve İstanbul'da da birçok kişi dinliyordur ben eminim. Tüm dünyada Vitrin Haber her yerde olduğunu bilmemiz gerekiyor. En önemli yayın kuruluşlarından bir tanesi ve düzgün de habercilik yapıyor, bu anlamda tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi biz İstanbul'a Sinop'u taşıdık. Bütün dördüncüsü oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Dördüncüsü oluyor İstanbul'da ama işlerinde en güzel oluyor. Bence. Kesinlikle. Çünkü hem hazırlanması bütün belediyelerimizin, burada çarşıdaki esnafımızdan tutun da yemek yapan esnafımıza kadar tamamı Sinop. İşte dışarı çıktığında Ayancı'nın, Boyabat'ın, Erpele'nin, Gerze'nin, Durağan'ın, pazarının aynısını bulabiliyorsun. Çıktığında işte Boyabat'ın sırık kebabını, nokulunu, mantısını, gözlemesini, her şeyini, balığını bu alanda bulabiliyorsunuz. Bu anlamda güzel organize edilmiş ve tüm belediyeler katıldı buraya. Valilik katıldı, Sinop Spor katıldı, üniversite, ticaret odası katıldı. Yani bütün Sinop esnafından belediyesine, valiliğine, üniversitesine, ticaret odasına hepsi burada görebiliyoruz. Sayın Başkan, eleştiri de olacak gelen dostlar şunu söylüyor. Neden Nisan ve Mayıs ayında bu olmuyor? Soğuk havalarda Sinop günleri yapılıyor diye vatandaşın öyle bir tepkisi var. Sizin de bu konuya değinmenizi rica ediyoruz. Yani bu konu göreceli. Mayıs ayında da yaptığında çakır çakır yağmur yağıp buralar su içinde olabilir. Etkinlikler genelde Eylül sonrası başlıyor bütün illerin. Şu ana gelene kadar 10 tane daha il etkinlik yaptı. Bizden sonra da devam ediyor. Kastamonu var peşimizde bizim. Yani olay şu. Bu ayda uygundu. Biz tarihleri netleştirdiğimizde. Evet. O yüzden bu günleri almış olduk. Ama şansımız da havalar da güzel gidiyor. Bugün özellikle çok güzel. Bugün güzel, yarın, yarın da güzel. Güzel. Evet, yarın da tüm herkese yeni kapıya efendim bekliyoruz Sinoplar Günü. Sayın Başkan teşekkür edeceğim. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. 4 gün boyunca pazar akşamına kadar buradayız. Tüm İstanbul'ları ve tüm yerleri bekliyoruz buraya. Ben öncelikle bir haftadır buradayım. Sizin çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Teşekkür ediyorum bir Sinoplu olarak. Kolay gelsin. Hürmetler, sevgiler, saygılar. Evet, dolaşalım efendim şöyle bir şekilde. Herkese tekrar tekrar selamlar. Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkürler. Her Sinoplu günlerinde efendim bizleri yalnız bırakmıyorlar. Vitrin Haber takip edenler şu anda Ayancık Belediyesi'nin standı her zaman Sinop günlerine renk katıyor. Teşekkürler Belediye Başkanımız Sayın Murat Hazinedar'a. Ve sonrasında Sinop standımız, Sinop Belediyesi'nin standı yine her zaman olduğu gibi Hamsi ön planda tutulmuş. Çok güzel bir stand. Sinop Belediyesi'ne de teşekkürler. Ve ardından üniversitemizin yine bütün kampüs, bütün üniversite, özellikle bu sene İlahiyat Fakültesi ve artı başka neler var Sinop Üniversitesi'nde efendim? Vitrin Haber'deyiz, canlı yayındayız. Buyurun efendim. Sinop Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Vitrin Haber'deyiz, canlı yayındayız. Evet. Eğitim Fakültesi. Evet. İlahiyat Fakültesi. Evet. Evet. Bir öğrenci Sinop'u kazanmak için ya da Sinop'a gelmek için üniversite olarak neler sunuyorsunuz? Yeni kampüs alanımız yapılıyor. Evet. Özellikle onun için gerekli öğrencilerimiz.
Güvenilir bir şehir. Evet. Teşekkür ederim her zaman olduğu gibi. Selamlar. Yurt. Efendim? Yurt da yakında olacaktır inşallah. Hep eleştiri yapmamak gerekiyor. Biraz da katkı yapmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Şöyle bir şekilde devam ediyoruz efendim. Bütün standlarımızı geziyoruz. Üsküdar Belediyesi'ne teşekkürler. Kolay gelsin efendim. Selamlar, sevgiler. Erfelek Kestanecisi Ramazan Kurul ve oğulları efendim. Kestane deyince Erfelek aklına geliyor. Özellikle Küçükçekmece'deki Kestane Festivali mükemmeldi. Canlı yayın bitirin haber efendim. Dileklerinizi alabilir miyiz efendim? Bekleriz abi. Her türlü kaliteli kestane var. Bu sene kestane çoğunlukla yok. Neden? Abiciğim genel olarak yok. Az olduğu için de biraz pahalı. Hı hı. Nasıl? İki gündür vatandaşın ilgisi nasıl? İyi, çok memnunuz. O zaman bol kazançlar olsun. Selamlar, sevgiler. Kolay gelsin efendim. Vitrin Haber canlı yayındayız. Ayancık galiba değil mi efendim? Şu anda Vitrin Haber'desiniz, canlı yayındayız. Keten ürünleri bunlar bildiğim kadarıyla. Keten hakkında bilgi aktarımız çok kısa olsa Sayın Hocam. Keten biraz sesli. Topraktan ekilip çıkan keten ipliğe dokuma yapıyoruz. Evet. Hala dokumaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz İlgi var. Nasıl özellikle iki gündür? Ayancıkların ilgimiz çok. İnşallah desteklerle daha da yükselir. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ayancık, keten efendim. Ayancık deyince akla keten geliyor. Şöyle bir şeye gidelim. Sinop Spor da burada efendim. Sinop Spor da burada. Sinop Spor'un renkleri mor beyaz. Vitrin Haber canlı yayındayız. Dileklerinizi alabilirsiniz efendim. Sinop Spor'la ilgili efendim. Sinop sevdalarını bekliyoruz. Üçüncülük bu sene Sinop Spor. Üçüncülükü kesin gözüyle bakıyor muyuz? İnşallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgiler. Şöyle bakalım burada neler var. Burada çocuklarımız için yazbozlar, çizmeler, çizimler hepsi mevcuttur efendim. Çocuğunuza geldiğiniz zaman buraya kesinlikle uğramanız gerekiyor. Sindef Sinop fotoğraf sergisi efendim burada gezebiliyorsunuz. Sinop'un mükemmelliklerini burada yaşayabiliyorsunuz. Fotoğraflarımızı görebiliyorsunuz. Teşekkürler. Şöyle bir şekilde dolaşıyoruz. Efendim Türkeli burada. Boyabat burada. Evet. Halk oyunları burada. Evet. Boyabat. Boyabat standında buradayız. Şöyle bir şekilde gidiyoruz. Stand buradayız. Haberciler burada. Kanal 7 Haber'den sevgili Bahar Çelen burada. Vitrin Haber canlıyız. Sinop'a selam. Selamlar olsun. Evet. Geliyoruz Boyabat standına efendim şöyle. Sayın Belediye Başkanımız burada. Vitrin Haber canlı yayındayız. Sayın Başkanımız dileklerinizi alabilir miyiz? Evet. Vitrin Haber'e sevgiye saygılarımızı sunuyoruz. Sinop'un tüm güzelliklerini. Nasıl özellikle iki gündür ilgi nasıl Sayın Başkan? Çok güzel. Sinop'un tüm mutluluklarını, tüm güzelliklerini İstanbul'a taşıdık. Ne güzel. Çünkü standınız da çok süper. Sinop'ta gerçekten Türkiye'nin en güzel şehirlerden bir tanesi. Sinoplu da böyle. Özellikle İstanbul'da 1,5 milyon Sinoplu yaşıyor. Sinopları buraya çekmek için sloganınız ne olabilir? Sloganınız ne olabilir? Bizim İstanbul'daki bütün insanlarımız mutlu ama çok az bir şey daha mutluluğa ihtiyaçları varsa Sinop tanıtım günlerine mutlaka bekliyoruz. Çok teşekkür ederim başkan. Kolay gelsin. Kolay gelsin efendim. Nerede? Şurada. Dolaşıyoruz. Bahar. Biz teşekkür ederiz efendim. Devam edelim. Boyabat'tan çıktık yola. Ayancık, deniz ve huzur şehri. Yeşil deyince akla Ayancık geliyor efendim. Ayancık standındayız şurada. Ayancık standındayız. Bakalım Belediye Başkanı Sayın Ayhan Ergül'ü görebiliyor muyuz? Onlar avcılar da ben. Görüyoruz. Sayın Valimiz, Vali Yardımcısımızı görüyoruz. Devam ediyoruz. Ağamız orada oturmuş bir şekilde devam ediyor. Ardından Türkeli'ye gelelim. Türkeli burada. Dolaşıyoruz efendim. Kolay gelsin Türkeli. Vitrin Haber'deyiz efendim. Canlı yayındayız. Kısa bir dileklerinizi alabilir miyiz efendim? Sinop tanıtım günlerine tüm Sinoplu Türkeli hemşirelerimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Efendim dokuma değil mi? Dokuma oluyor değil mi efendim? Evet. Kilim dokuma. Küçüklüğümde hatırlıyorum. Yengem de devamlı kilim dokurdu. Kolay gelsin diyelim. Kolay diyor. Kolay gelsin. Devam ediyoruz. Vitrin Haber canlı yayın devam ediyor. Türkeli standı efendim. El emektir değil mi hanımlar? El emektir efendim. Türkeliler, Sinoplular, Türkeli standında oramayı ihmal etmiyorsunuz. Devam edelim efendim. Saraydüzü. Saraydüzü efendim. Kargıya gelmeden efendim Saraydüzü'ne uğramanız gerekiyor. Saraydüzü selamlar. Vitrin Haber canlı yayındayız. Çok kısa dilekleriniz alabilir miyiz? Hoş geldiniz. Saray geldiniz. Çok mersi. Neler? Hafta sonu bekleriz. Tabii, çok teşekkür ederim efendim. Hafta sonu efendim. Yoğunlukla efendim. Saraydüzü burada olacak. Kolay gelsin.
Son artık son 2 dakikamız diyelim, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Dikmen Belediyesi de burada efendim. Dikmen Kaymakamı da burada. Selamlar sevgili efendim. Vitrin Haber canlı yayındayız. Hürmetler, hürmetler. Ve Sinop Ticaret Odası'ndayız. Sinop Ticaret Odası. Selamlar, sevgiler. Efendim Vitrin Haber'deyiz, canlı yayındayız. Kısa dilekleriniz alabilir miyiz efendim? Çok güzel, harika. Bayıldım buraya ben. Bayıldınız. Evet. O zaman ayılmak için limon içmek gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. İşte bu görüntü. Sinop'ta her şey anlatılabiliyor efendim. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Kolay gelsin, kolay gelsin. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Sinop Belediyesi Halk İlişkiler Müdürü Bitrin Haber canlı yayındayız. Kısa dileklerinizi alabilir miyiz? İstanbul Yeni Kapı'da Sinop'u tanıtmaya geldik. Tüm İstanbul'daki Sinoplulara ve tüm dostlarımıza. İki gündür ilgi nasıl sayın müdürüm? Gayet iyi ama hafta sonu daha yoğun bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Evet, Bitrin Haber takipçileri. Akşam saat 19'da açılışımız olacak. İşte Sinop'un simgesi özellikle tartışılır simgeler halinde. Diyojen, bunu da söyleyelim. Devam edelim. Dışarı çıkalım. Sonrasında bu canlı yayını kapatalım, bitirelim. Efendim yöresel ürünlerimizde efendim özellikle girişte sağ tarafta bulabiliyorsunuz. Lokum, mantı, kestane kavurması, kestane balı, gözlemesi, sırık kebabı hepsi efendim orada. Selamlar, sevgiler diyelim. Bendeniz Emin Özmen. Bizim sahnemiz efendim ileride. Görüşmek üzere. Vitrin Haber'i takip etmeye devam ediyorsunuz. Selamlar, saygılar, hürmet.